bakıyorum şöyle bir gelenlere. Gerçekten insan hayret ediyor yani. Bayağı bir izleyici gelmeye başladı gördüğüm kadarıyla. Can güvenliği yok, can güvenliğin var mı diyenler var, şeyler var. Merhaba, hoş geldiniz. yeni bir yayında bugün kamufla, kamuflaj kıyafetlerimle karşınızdayım. Tapkan Cüneyt olarak karşınızdayım. <laughs> Evet sizden inanılmaz bir şey var. Ergenler coşmuş durumda şu anda. Neden? Çünkü birazdan bir konuk alacağım ve o konuğu alma diyorlar. Dislike veriyoruz diyorlar. Ben de Emre'ye soruyorum. Niye anlamadım? Niye dislike veriyorlar? İşte istemiyorlar diyor. Ne, neden? E herkes konuşuyor. Neden istemiyorlar? Kimi alacağım? Birazdan Sevda Noyan konuğum olacak. Ee, Esra Erenü ile Ülke TV'de bir programa konuk oldu Sevda Noyan ve de orada yaptığı açıklamalar son 24 saattir farklı kesimlerden farklı tepkiler alıyor. Eleştiren var, destekleyen var. Ne dedi peki orada? Dedi ki 15 Temmuz'a atıfta bulundu. Diyor ki 15 Temmuz'da ilk ortaya işte başladığı andan nitabına tweetle demiş ki geleceğiniz varsa, göreceğiniz vardır diye demiştim diyor. Sonra diyor ki geçen gece de aynı şöyle söyledim. Ya bak diyor 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani vallahi yapamadık istediklerimizi. Böyle birazcık şeye denk geldi. Boş bulunduk. Bir de ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür diyor. Onu söyleyeyim diyor. Yani biz çok donanımlıyız. Bu konuda maddi manevi olarak donanımlıyız diyor Sevda Hanım. Bir liderimiz, liderimizi ve yanındayız diyor ve asla yedirmeyiz bu ülkede diyor. Onu söyleyeyim bir kere diyor. Ve sonra da çok ilginç bir e, cümlesi daha var. Diyor ki onun için ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede 3-5 var. Yani benim listem hazır açıkçası diyor. Esra el önde diyor ki o zaman şöyle diyeyim diyor. Ben de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence dört ayaklarını denk alsınlar diyor. Her ayaklarını denk alsınlar diyor. Şimdi bu tartış, bu cümleler doğal olarak konuşuluyor, tartışılıyor. Neden? E çünkü düşünsenize şimdi 50 kişiyi götürürüz diyor biz ailecek. Maddi manevi. Yani manevi kısmı anladım. Maddi olarak herhalde bayağı bir yığınak mı yaptılar acaba düşünüyorum. Şimdi mesela şuraya adamlar gelse bu evi bassa ben 50 kişiyi götürürüm. Birisiyle, birisiyle boğuşurum belki ama hadi de ikisini boğuşayım halledeyim ama 50 kişi gelse herhalde bir yerlerde bir bazuka bazuka olması lazım. Bilmiyorum. E bir de bir liste yaptım diyor şimdi. Düşünsene komşular da tedirgin. Sevda Noyan'a birazdan birkaç dakika içinde bağladım soracağım. Ayrıca ben yayını izledim. Yani şimdi siz tabii biliyorum bir bölümüyle şey yapıyorsunuz. Ee, konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz şu anda tepki gösteriyorsunuz, dislikeliyorsunuz, likeliyorsunuz. Yayında başka ilginç şeyler de söylemiş Sevda Hanım. Diyor ki mesela baroları kapatalım diyor hepsini. Eşcinsellik tedavi edilmesi edilebilir bir şey diyor mesela. İlginç yorumları var. Tabi bu açıklamalardan sonra ardı ardına açıklamalar da geldi. Ülke TV yani programın yapıldığı televizyon Kanal 7 Medya Grubu bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 Mayıs pazar günü Arafta Sorular programında konuk olan Sevda Noyan'ın kamuoyunda tartışılan darbe söylentileri üzerine yapmış olduğu maksada aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleriyle hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Sevda Noyan'ın darbe ve darbecileri eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimizi yayın ilkelerimize aykırı sözlerinde Ülke TV ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür diliyoruz diyor. Bu arada sevdan Noyan bir tweet atmış. Diyor ki hain zombiler konuşmam niye size dokundu? Tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın. Hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza. Liderim Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar onun yanındayım diyor. Bu arada programın sunucusu Esra Elön de Twitter'dan açıklamalarda bulundu. O da diyor ki programda konuğumun son dönemdeki darbe imalarını değerlendirirken söylediklerinin haddi aşan ifadeler olduğu bir gerçek ve müdahale etmem gerekirdi. Gösterdiğim gafletin toplumsal barış ve birliktelik aleyhine yarattığı algıdan dolayı üzgünüm. Onun dışında her türlü kaos çıkarma ve darbe yapma imalarına karşı demokrasiyi ve hukuka, hukuku savunma kararlarımızı da bilinmesini isterim demiş. Bu arada Noyan ailesi de bana bir açıklama gönderdi. Kamuoyuna ve tüm dostlarımıza duyururuz diye e, duyurmamızı istemişler. Kimler var? İşte Selma Turkish Noyan var, çevirmen, Almanca öğretmeni. Tevfik Emre Noyan var, reklamcı. Davut Halit Eren Noyan var, sanatçı. Murat Noyan iş insanı, Eser Noyan sanatçı, iş insanı. Onlar da diyorlar ki aile bilir bilirlerimiz Aile bireylerimizden Münip Engin Noyan'ın hala hazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan'ın önce insanlık sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde Noyan ailesinin bir bireyinin düşüncelerini yansıtmamaktadır demişler. Sevda Noyan ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup bu şahsın ne kimliği ne düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz benimsememiştir diyorlar. Onlar da ailemizde ilişkilendirilmesin diyorlar Noyan ailesiyle. Onların da bu yönde bir açıklaması var. Dediğim gibi çok konuşulan bir isim. Birazdan korona verilerine geleceğiz. İsterseniz konuyu dağıtmayalım. Hemen Sayın Sevda Noyan'ı programımıza alalım. Sevda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> İyi olmaya çalışıyorum açıkçası. Zor bir gece ve gün geçirdim. Evet Sevda Hanım siz dünkü konuşmanızdan pişman mısınız? Hala arkasında duruyor musunuz acaba? Şimdi o konuşma dün değildi. 3 Mayıs'tı. Yani aşağı yukarı bir 7 gün önce yapılan bir konuşmaydı. Fakat o konuşmayı programı yaptıktan sonra en ufak bir tepki almadık aksine herkes çok beğendi. Çok tebrik edenler oldu. Fakat dün neden ve neden olduğunu bilmediğim bir şekilde dün akşam saatlerinde böyle bir bomba gibi bu gündeme düştü bu benimle ilgili çalışmadığım bir operasyon olduğu belli olan bir şey. Ya e, tabii ki hani ilk önce çok fazla şey yapmadım. Olabilir hani zaman zaman Twitter'da e, hepimiz bazen şirazeyi kaçırabiliyoruz. Benim de bazen e, haddi aşan şeyler yazmış olabiliyorum. Hani dedim programdan herhalde beğenmeyenler oldu. Ama baktım ki iş çağrından çıkmaya başladığı zaman tek ee, de, de şey yaptım. E, tekrardan izledim kendimi. Yani gerçekten acaba ben kendimden şüphe etmeye başladım. Fakat sonra baktım ki yani hayır yani benim orada söylediklerim e, elbette ki e, tek o bölümü aldığınızda farklı anlaşılabilecek şeyler. Fakat ben bir bütün bir konuşmada orada bir şeyden bahsediyorum. Cüneyt Bey eee ee, savunma adına söylemiyorum. Yani e, siz de çok eskiden beri tanırım. Şimdi bakın ben bir 57 yaşındayım. 17 yaşındayken bir 12 Eylül yaşadım ve ben o yüzden üniversite okuyamadım. Bir darbe yaşadım. Ve 28 Şubat darbesi ve bu bu darbeler ülkesinde yani bu bu yaşa kadar bile 4 tane darbe yaşadım. Ve bu 15 e, e, Temmuz darbesi de gerçekten hepimizde çok ciddi bir travma yarattı. Yani oradaki konuşmada aslında 12 Eylül'deki konuşmadan sonra son günlerde yapılan işte hem Canan Kaftancıoğlu hem Özgür Özel'in hem de Ayşenur Aslı'nın sürekli işte bu darbe söylemlerine bir de anen yapılan bir şeydi yani hani bizi, bizi öyle yakalayamazlar artık hani bu sefer biz de şey yaparız evet, ki. Konu... Şimdi orada dediğiniz iki cümleye ben takıldım. Diyorsunuz ki bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani biz çok donanımlıyız bu konuda maddi manevi olarak e, diyorsunuz. Ne anlamda diyorsunuz bunu bir silah yunan mı yaptınız acaba 50 kişiyi nasıl? Şeyi biraz önceki açıklamayı da aynı şekilde yani biraz önce Noyan ailesinin yaptığı açıklama ya da söyleyin. E, zaten hiçbir zaman ben hani onlarla birlikte bir Noyan ailesi olmadım. Ve kendilerini de eğer üzdüysem gerçekten çok özür diliyorum. Yani onların ismini asla böyle bir e, hayal getirmek istemem. E, tabii ki farklı yaşam biçimlerimiz var. Herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Ben asla saygısızlık yapmadım. Yapmam da Hani özellikle... Peki, e, evet. Bu 50 kişi meselesi nedir? Yani ha, siz o, bir silah yığınağı şey, mı yaptınız? Bir şey mi var? Hayır, Nasıl götürüyorsunuz? Maddi şey manevi derken neyi kastediyorsunuz? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Silah yığınağı... Orada zaten iki tane şey çok fazla e, takıldı herkes. Birincisi, yani onu atladılar. Bakın orada ben FETÖ'den bahsediyorum. Ve bir darbeden bahsediyorum. O darbeye olan bizim e, savunma hakkımızdan bahsediyorum. Ve bu demokrasiyi bu ülkede yaşayan herkesin doğal bir hakkı olan bir şeyden bahsediyorum. Oradaki bir es, yani biz biraz da orada e, Esra'yla olan bu dolayı yani hani eskisi biz, biz şey olmayız bizim ailede de aile derken benim kastım Noyan ailesi değil zaten. Yani biz benim oradaki kastımın çevremizde biz hep beraber ailece bir götürürüz 50 kişiyi derken buradaki ifade bunları öldürürüz aman keseriz asarız. O anlamda değildi zaten oradaki ifade. Ne anlamdaydı? Ne anlamdaydı? Çünkü onların şeyleri bizi, e, o eğer gerçekten başarılı olsaydı 15 Temmuz gecesi, biz listeleri gördük. Gördük kimleri nerelere yani, götüreceğini. Ama şimdi Sevda Hanım dediğinizden o çıkmıyor. Burada diyorsunuz ki 50 kişiyi götürürüz diyorsunuz. Ve hatta diyorsunuz ki biz donanımlıyız. Bu konuda maddi manevi olarak diyorsunuz. Şimdi bu cümleyi böyle söylediğiniz zaman başka bir anlama geliyor bu. Ne anlama geliyor Cüneyt Bey? Herhalde diyorum ki ben bir yerde silah depolamışlar. Dopo Yarın bir gün çıktıkları zaman. Bilmiyorum siz tek başınıza mesela böyle bir darbeci değil mi? Sıradan bir insan gelse kaç kişi götürebiliyorsunuz? Ben de en fazla bir kişiyi götürebilirim yani öyle söyleyeyim hani. Böyle bir ee, cümle kurunca insanlar merak ediyor. Acaba bir başka bizim bilmediğim. Bir de diyorsunuz ki maddi manevi donanımlıyız diyorsunuz. Yani oradan iyi yani kastettiğiniz oradaki, biraz oradaki, kalıyor orası. Yani oradaki maneviyattaki bahsettiğim, Tabii ki yani biz artık hadi bu anlamda kendimizi güçlü hissediyoruz çünkü bekle beklemediğimiz bir durumdayken şu anda beklediğimiz bir şeyle karşılaşırız anlamında o maneviyatı kullanıyorum ama silah konusunda oradaki olay kendimizi savunmaktan bahsediyorum götürmekten bahsediyorum yani buradaki olay şimdi siz kalkıp seçilmiş bu ülkenin başkanına e, silahla biz sizi götürürüz diye sürekli söyleyeceksiniz. Biz buradaki savunma hakkımızda hep susacağız. Hep, bugüne kadar hep bunları yapılmış. Ve bu darbeler geleneğinin bir şekilde e, oradaki o konuşmanın geleneğinde ya hani onlar yapıyorsa biz de sonuçta elimiz mı toplamıyor modunda bir konuşmaydı bu. Peki sonrasında diyorsunuz ki onun için ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle 3-5 var. Yani benim listem hazır açıkçası diyorsunuz. Komşularınızı evet, mı evet. listeliyorsunuz? Hayır hayır komşularımız şöyle. Bizim sitemizde oturduğumuz site 70 evlik bir site. Bizim ev bu sitede de bütün komşuların bildiği şu anda hepsinin kaçmış olduğu birisi Afrika'da birisi Amerika'da ve evleri hala burada. Burada yaşayan kişiler var ve bunları herkes burada biliyor. Ve bu kişiler zaman zaman nasıl oluyorsa geliyorlar buralara. Ee, özellikle mesela seçimlerden önce buralarda toplanıyorlar. Binlerce araba geliyor. Yani herkes bir şeyler yapmaya, şikayet etmeye çalıştı ama başarılı olamadılar. Ve biz bir bu şekilde bunlar? bu yani bunlar burada ev, ev sahipleri olan 3-5 tane komşu dediğimiz yani ben şahsen tanımıyorum bile bunları. E listeliyorsunuz biz... ama şimdi yani neye göre listeliyorsunuz yarın bir gün? E tamam Hem tanımıyorum diyorsunuz ayrı. ya 3-5 gün hayır, sonra 3-5 tanesini listeliyorsunuzdur. Biliyoruz. Biz hangi evler olduğunu biliyoruz bunların. Yani bunların... Sevda e, Türkiye'de sanırım polisler var, avukatlar var, savcılar var. Eğer bir şey varsa suç duyurusunda bulunursunuz. Tabii ki Eğer suçluysalar Türkleri... giderler yapılır ama siz neye göre listeliyorsunuz? Ben hala anlamış değilim bunu. Hayır o listeyi söylerken zaten bizim sitedeki oturan insanların şu anda kendileri burada değiller. Evleri burada ve bu insanlar buradan giderken biz geleceğiz, biz size gününüzü göstereceğiz diyerek gittiler buradan bu insanlar. Ama evleri hala duruyor burada bunların. Ve bu insanlar zaman zaman, işte ben arabalarını görüyorum bazen. Polislere ya da işte şu ihbarda bulunduğumuzda kimse bulunmuyor evlerinde. Ne diye var. ihbarda bulunuyorsunuz yani bunlar neci bunlar anlamadım ne, ne demek istediğinizi. mü Atatürk'cü mü? Evet. Hayır FETÖ'cü. benim Kemalistlerle hiçbir işim yok ki zaten. Ben yani Kemalistlerle ya da sekülerlerle ya da işte o beni bugün bütün gün linç eden yani her türlü ahlaksızca söylemi söyleyen hiç kimseyle bir problemim yok ki. Benim darbe yapanlarda problemim var. Yani bu ülkede kim darbeye teşebbüs ediyorsa benim onunla problemim var. Yoksa benim FETÖ'cü olmuş, ocu olmuş, bucu olmuş beni ilgilendirmiyor. Burada benim canıma kast edecekse, benim geleceğime oynayacaksa ben bu, bu ülkenin demokratik, seçilmiş, e, özgürlüklerini yaşayabilmesi olan bir ülkesi olmasını istiyorum. Seyda benim... yani bunu yaşamak için de bir ülkenin polisi var hukuku var, savcısı var. E yani bunlara var. güvenmek gerekmiyor mu? Siz kafanıza göre e ben, bakıyorsunuz. E ki. Bunlar FETÖcü. Dur bakayım bunlar. Hayır, hayır. Şey, ben bunları şüpheli yapıyorum listeye koydum. Yarın çoğun... bir gün bir kaos çıkarsa bunları halledeceğim. Hayır, Bu Hayır, onların e... çoğu. Hayır onların çoğu zaten şu anda aranan kişiler. E geliyorlar zaten. diyorsunuz. E biz aranan arabaları. Kişi nasıl geliyor? E biz arabaları görüyoruz ama kendilerini şimdi evin içine girip de girmiyoruz. Ama zaman zaman bunları arabalarıyla gelip gidildiğini görüyoruz buraya. Ya burada sadece ben değil, burada birçok burada sitedeki kişiler. ben diyor. hala yani mantık yapınızı anlamaya çalışıyorum. Eğer bir, böyle bir şey varsa, suç varsa gidersiniz savcılar suç duyurusunda bulunursunuz. Yani şimdi hem yaptınız mı suç duyurusunda bulundunuz mu insanlarla ilgili? Evet yaptık suç duyurusunda bulunduk. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Aranıyorlar. Ama siz yine de diyordular. diyorsunuz ki gözümüze kestirdik bunları. Yarın bir, hayır, bir kaos hayır. olursa bunları halledeceğiz zaten, mi diyorsunuz? Yani? Hayır, biz kaos olacak. Onlar bize halletmek için geleceklerini söylediler zaten. Biz niye hallet? Zaten onlar bir teşebbüste bulundular. Zaten onlar bunları biz siz gidiyoruz ama geleceğiz, geldiğimizde göreceksiniz diye binlerce tehdit alıyoruz zaten alıyoruz. Cüneyt Bey bakın biz yeni değil, 20 yıldır tehdit alıyoruz. Biz 20 yıldır benim eşim FETÖ'cü diye yazılan kişi 20 yıl önce. Bu FETÖ denilen daha önce Fethullah Cemaatinde Samanyolu televizyonda program yapmış bir insan. Ve ben o dönemde daha kendisini tanımıyordum bile. Ben o zaman farklı bir dünyada yaşıyordum. Peki e siz onun... eşiniz Engin Noyan'a dönüp soruyor musunuz? Engin sen yıllarca e, Samanyolu'nda FETÖ'cülerle program yaptın. Bunları tanıyor musun? E, tanıyor mu mesela eşiniz acaba bu 3-5 tane komşunuzu? Tanıyor Hayır, Onları nereden tanıyacak? 20 yıldır onlarda hiç bilgisi yok ki. Tam tersi 20 yıldır bu ülkede Engin, Bunlar çok tehlikeli insanlar diye her mecrada söylemiş bir insan. Bunların ne kadar tehlikeli olduğunu her yerde söyledikleri için biz her alanda onlar tarafından mağdur edilmiş insanlarız. Yani ciddi anlamda sıkıntı yaşadık her zaman. Ülke TV, İsrail önü sizin bu açıklamalarınızdan son derece rahatsızlar ve bizi bağlamaz hatta İsrail Elönü diyor ki keşke müdahale etmediydim, etmedim. Tabii İyi keşke etseydi keşke etseydi yani orada çünkü biz Esra'yla çok eski bir hukukumuz var Peki ve siz orada pişman konuş... değilsiniz gördüğüm kadarıyla bu sözleriniz. Hayır pişman tabii ki üzgünüm çok üzgünüm. Pişmanlık derken burada pişman olmaktan yani kimi üzdüysem özür diliyorum ben. Yani buradaki benim komşularımdan hiçbirinden çıkın şurada bizim oturduğumuzda hiç kimse benim için kötü bir şey söyleyemez. Hiçbir komşularımda problemim yok. Vallahi ben bundan komşumuz olsam biraz tedirgin olurdum. Acaba listede bizde var mıyız? Yarın bir gün bir şey karışırsa acaba? Yok Sevda bence. Adım, e, bizi beni, de götürür mü? Yok hani, tanısaydınız öyle düşünmezdiniz kesinlikle. Bence burada e, tam tersi düşünmek gerekiyor. Yani bizi her dakika fişlemiş, evlerimizi dinlemiş ve her konuda bizi e, her an listeye koymuş kişilerle yıllardır mücadele ediyorduk. O zaman daha birçok kişinin haberi bile yokken. Ama sonra bu fiili hale döndükten sonra hala bu mücadele devam ediyor, bitmiş değil. Her an, e, şu anda yani siz benim telefonlarıma gelen tehditleri, hakaretleri ve yazılanları okusanız herhalde yani şaşırırsınız söylenen sözleri. Yani telefonumu en son e, Twitter'da yayınladılar ve bana bir sürü telefon atıyorlar ve her türlü hakareti yapıyorlar. Ama ben... E, Yine tekrar aynı şeyi söylüyorum. Eğer kırdığım biri kişiler varsa özür diliyorum. Haddimi aştıysam yine gerçekten pişmanlık duyuyorum. Ama pişmanlığı da şunu da söylemem gerekiyor. Bu ülkede kim darbe yapıyorsa ben darbecilerin karşısındayım. Ve hakkımı savunurum. Elime ne geçerse onunla savunurum. Sevda Hanım, şimdi şu şeye de girmemek lazım. Darbeye herkes karşı. Yani bu retoriğe girdiğiniz zaman zaten darbeye karşı olduğunuz zaman da hukuka inandığınız için karşı. Seçimine inandığınız de, için, demokrasiye inandığınız ben oradaki, için karşı. Siz ben listeler yaptım, ki, 50 kişiyi götürürüm bilmem ne dediğiniz zaman o zaman darbeye karşı şey. olmuyorsunuz. Siz de bunun bir parçası oluyorsunuz. Olur aynı şey? oluyorsunuz şey? Yani. Ama bu bakın oradaki söylemin ön, ön söylemde ne diyor? Darbeye kalkışırlarsa tekrar eskisi gibi bir, daha önceki gibi davranmayız diyorum. Yani biz savunma hakkından bahsediyoruz. Yani şuradaki demokrat, buradaki ülkenin, yani bakın 200 küsür Yani kişi savun, öldü. bakın bu dedi, evet ama işte o ölenlerin de, o ölenlere de yazık, o ölenlerin ben hakkında belgeseller yaptım, programlar yaptım. O çoğu kendisini siper edip tankın altında kaldı. E, sivil bir şekilde kurşunların altında kalarak hayatını yaşamaya e, hepimiz etti. yaşadık yani bunu. Yani şurada dur listeler yaptım. Komşulardan üç tanesini koyacağım. Bir renk düşerse benim de kafamda birkaç kişi var. Ya da dur 50 şey kişiyi götürürüm gibi bir şey yoktu yani. Hayır, Sokağa öyle çıkan bir hiç kimsenin ki. elinde silah yoktu o gün. Hiç Elbette kimse, ki yoktu. Hiç şey, silah sıkmadı yani. Hepsi Tabii ki yoktu. E, Ama bu şimdi... dediğiniz söylemle o söylem arası 180 derece fark. E, elbette ki şimdi tekrar böyle bir şey kalkışırsa tekrar şimdi teyzeler terliklerle tankların önüne insanlar atılacak mı zannediyorsunuz? Yani öyle bir süreç mi yaşayacağız? Siz ne ne zannediyorsunuz? Ne olacak sizce? Ya ben artık böyle bir şeyin olmamasını istiyorum. Ne olacak peki? Yani sizin kafanızdaki ne? Bence olmasın. Kalkışmasın kimse darbe yapmasın Hayır, ne ama yani. yani ne ne diyorsunuz yani? Yani bir... burada kalkıp e, Canan Kaftanoğlu Ayşenur Aslan ya da FETÖ'cüler artık darbeden bahsetmesinler. Ben darbe olan bir darbe Yani ne alakası olan... var Canan Hanım'la Ayşenur Hanım'la şimdi dediğiniz yani. Nasıl canım? Başka Onlar... bir şey. Siz diyorsunuz siz eskisi gibi olmayacak, terlikle yürümeyecek. Ne demek istiyorsunuz? Yani bir yerde silah mı saklıyorsunuz? Şey mi yapıyorsunuz? Bir darbe olacak diye silah mı koydunuz bir kenara? Bazuka mı koydunuz? Ne neyi anlamıyorum yani ne, ne demek istediğiniz? Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. O dönemde diyorum. O ilk yapıldığında 15 Temmuz'da Herkes ne olduğunu şaşırdı. Hiç elimizde hiçbir şey olmadan biz bir anda bir darbenin içinde bulduk kendimizi. Ve Cumhurbaşkanımızdan haber bekleyerek dört gözle bekledik ama şu anda eğer ki böyle bir şeye hazırlıklıyız. Bu illaki silahtan bahsetmiyoruz. Biz bunu ruhen hazırlıklıyız. Yani o zaman biz şaşkınca ne olacağını bilemedik. Ve her yanımızda sardılar her yanımızı. Hayır, ama şimdi bu sözlerinizden hani terlikle gitmeyeceğiz, başka şeyler yapacağız dediğinizde silah çıkıyor aslında. E, silah, silah da gerekir. Yani. E tamam gerekirse silah da olabilir. Sizin yani ruhsatlı bunu... silahınız mı var? Hayır aldınız benim mı? Öyle yok. Bir şey. ben, benim öyle bir şeyim yok. Benim ruhsatlı silahım yok. Ama bunu karşıdaki sizi öldürmeye geldiğinizde siz ne yapacaksınız? Oturacaksınız gel mi diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Ben elimde ne varsa, bıçak varsa, neyse savaşırım yani, savaşlarım elimde neyse. Ya yani bunu örneklerini görmedik mi? Peki Sevda Hanım, teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Anladığım kadarıyla sizin de bu konuda anlaşamayacağız. Peki nasıl anlaşmamızı istiyorsunuz? Ya yani ben ne beklediniz? Sevda Hanım diyeyim? şöyle, e, tabii ben söyleyeyim. Ee, bu darbe girişiminde hayatını kaybeden 246 kişi, herhalde. rady üzerinde evet. de e, yaralı insanlar var. var. Bu insanların en büyük gücü neydi biliyor musunuz? Neydi? Herhangi bir silah değildi. Herhangi bir tabanca, bazuka bilmem ne. Bu insanların en büyük gücü meşruiyetleri, haklılıkları tamam. ve de demokrasiye inançlarıydı. Evet. Aynen. inançlarıydı. Bu yüzden kendilerini feda ettiler. Siz tamam. eğer bunu başka bir yere çekip, dur abi yarın bir gün bir şey olursa ben de silahımı koyayım, oraya da bir şey koyayım anlamında gelecek sözler söylediğiniz zaman, o zaman bu savunduğunuz her şeyi, Hayatlarını veren bu insanların meşruiyetini de ellerinden almış oluyorsunuz. Ee, Benim yani durduğum senin... yer burası. Siz tamam ama bir şeyleri mı? hala ima ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Biz terlikle durmayacağız. Neyle duracaksınız? Söyleyin o zaman. Bu ülkede kanun var. Silah mı alacaksınız? Gidersiniz ruhsatınızı alırsınız, silah alırsınız. Veriyorlarsa ruhsat. Ama bu tür imalar, biz böyle, böyle dediğiniz zaman zaten bu insanlara haksızlık ediyorsunuz bir defa. Bir şeyin meşruiyeti, meşru zemini kaybediyorsunuz. Ve de hala ima etmeye devam ediyorsunuz. Ben de o yüzden anlaşamayacağız diyorum. Benim durduğum yer burası. Peki. Teşekkür ederim yine katıldığınız için. İyi günler diyorum. Tamam. Anlaşamıyoruz. Anlaşmamız da mümkün değil gördüğüm kadarıyla. Üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Yani bu şeyde. Sevda Hanım belki de iyi niyetli söylüyor buna. Diyor ki ya bir şey yapacağız, şey yapacağız. Ama işte bu söylemlerin geldiği nokta burası işte Uy durup bir şey çıktı. Canan Kaftancıoğlu bir şey demişti, de, bilmem ne bir şey demiş de, demedim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki demedim diyor. Öbürü diyor ki demedim diyor. <laughs> Böyle bir şey ima bile yetmedik diyor. Ama bakın geriden noktada biz de silahları hazırlıyoruz. Böyle cümleler çıkıyor yani. Hani demiyor da işte yani anlıyorsunuz yani böyle hep beraber anlamamazlıktan mı gelelim yani? Aa yok öyle bir şey demedi mi diyelim yani? Hala bunu savunuyor olmayı da ben anlamıyorum. Ben o geceyle ilgili 15 Temmuz'la ilgili bir belgesel hazırladık. Hatta Kanal D'de belki bir gün yayınlarlar. Kanal D arşivinde duruyor şu anda. Ve de çok iyi biliyorum yani o insanların neler yaptığını yani. Bir kişinin elinde bile silah yoktu o gün. Şimdi sen abi diyorsun ki terlikle karşılamayacağız. Nasıl bizim aile 50 kişiyi götürür. Hmm. Bir de her şeyi Erdoğan'a bağlıyorlar ya. Her şeyi Sayın Başkanımız Erdoğan, Sayın Başkanımız Erdoğan. Bence Erdoğan da rahatsızdır bundan. Cumhurbaşkanı da rahatsızdır yani bu söylemde. Çünkü bu söylemin sonu kaos demek yani. O zaman sen silahını tut, o silahını alsın. E herkes silahlansın. E bir kaos çıktığında da işte bunun, bunun sonra bir adım sonrası Beyrut olursun yani. Lübnan olursun, ilk savaş olursun yani bu söylemler tehlikeli. Ben bekliyorum ki hani belki de bir, bir, yerde buluşabiliriz yani. Bir, ya evet haddimizi açtık özür dileriz falan der ama gördüğüm kadarıyla Sevda gayet orada duruyor. Her şeyde Erdoğan. Biz Cumhurbaşkanımızı koruyacağız. Kardeşim herkes koruyacak onu. Onu koruyan 246 kişi hayatını kaybetmiş galiba. Tankın altına yatmış. Adam Boğaz Köprüsü'nde piyade tüfeğiyle sivil adamı ateş etmiş. Ölmüş, yürümüş, gitmiş orada. Onlara haksızlık bir defa ya. Buna en büyük itiraz bence AK Parti'den gelmeli. Ak Parti'nin durduğu zemin şu anda yani bütün bu darbeler karşısındaki en meşru zemin meşruiyet zemini demokrasi hukuk bu tür imalar bunun tam tersi. Umarım yani bu tartışmalardan da şu şu söylem umarım artık gitmez Türkiye'de yani bunlar eski siyasetin ürünleri yani şeyle darbe yapacaklar kimse darbe yapacağı yok kardeşim ya. CHP darbe mi yapacak? De, CHP bir seçimi kazansın önce. Nereden darbe yapacak yani? Bir seçimi kazansın. Adamlar uğraşıyorlar, didiniyorlar yıllardır. Bak 17-18 yıldır. Daha yeni organize oldular da bir <laughs> büyük şehirleri aldılar yani. Ne darbesi yani? Allah Allah, Allah akıl fikir versin kardeşim. Başka bir şey demiyorum. Herkese yani. Ama bu söylemleri de bu şekilde konuşmalıyız. Yani. Bu şekilde konuşmalıyız ama. Yani. İmalarla şeylerle değil yani. Ha, yarın bir gün biz onlara göstereceğiz. Siz kimsiniz? Sizden önce biz gösteririz ya. Madem siz biz var yani. Gelelim koronaya. <laughs> korona korona devam edelim. Bir arkadaşım diyor ki oğlum diyor her gün seni izliyorum diyor. Zannetme ki isteyerek izliyorum diyor. Seve seve izliyorum diyor. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Evde oturuyoruz diyor. <laughs> Yoksa diyor normal zamanda seni mi izleyeceğim sekiz diyor. Yemeğe giderim diyor. Oradan diyor başka bir yere giderim diyor. Tatilde olurum bilmiyorum. Şimdi diyor oturuyoruz evde diyor. Açıyoruz seni izliyoruz diyor. <laughs> korona korona izleyeceksiniz artık. Ne diyeyim yani. 9 Mayıs 2020. Geldik şeye. Ne oluyor Türkiye'de? 35.605 test yapılmış. Vaka sayısı 1546'ya inmiş. Vefat sayısı 50. iyileşenlerin sayısı da 3084. İyiye gidiyoruz yani şu anda. Baktığınız zaman. Ee, test sayısı artmalı. Bence hala az ama... Vaka sayısının düşüklüğü, şu anda hastanelerin rahat olduğunu görüyoruz. 50 kayıpla iyi bir durumdayız. İyileşenler de çok moral düzeltici. Dünyada 4 milyona geliyor artık koronaya yakalananların sayısı. 276 bin ölü var. Amerika'da son 24 saatte 1492 kişi hayatını kaybetmiş. İspanya'da 229, İtalya'da 194, İspanya ve İtalya düşüyor. İsveç'te vefat sayısı 973. Bakar mısınız İsveç'e? Özellikle İsveç'e, yok pardon 194 özür dilerim. Yok ya İngiltere'de 973. Sinirlendim şey yapıyorum yani hani. İngiltere 60 İngiltere toparlayamıyor bir türlü. Geç uyandılar, geç girdiler şeye. Ee, o yüzden şimdi toparlamakta zorluk çekiyorlar İngilizler. İsveç'te de vefat sayısı 45. İsveç'te e, yükseliyor. 3220 ölü var. Yani Türkiye'den daha fazla ölü var İsveç'te. Onlar da e, bir anlamda bedelini ödüyorlar. Boş vermenin. Bakıyorum sizden ne geliyor diye. Kavga büyük. Chat'te herkes birbirine giriyor. Ya kardeşim mesele AK Parti CHP, MHP meselesi değil. Bu ülkede artık darbeye karşı herkesin bir bilinci olmuş durumda, oluşmuş durumda yani. Ve de yani darbe olsa yarın AK Partili de çıkar, CHP'li de çıkar, HDP'li de çıkar, İYİ Partili de çıkar, MHP'li de çıkar. Artık bunu bir siyasetin aracı haline döndürmeyeyim. Yani darbe sadece birileri gidip, aklı başında herhangi birisi gidip bir darbeyi alkışlamaz yani. Hangi kim yaparsa yapsın yani ne kadar nefret ederse etsin artık şu söylemi siyasetten çıkartmak lazım yani. Bakın bu bu söylem işte bu bu noktaya kadar geliyor yani. Zaten yani entelektüel bir zemin olmadığı zaman, zaten bir tartışacak derinlik de yok. Gelen nokta bu. Sonra söyleyen de pişman, konuşturan da pişman, yayınlayan da pişman. Burada durmamız lazım yani. Bu koronadan sonra artık yani diyorum bir şeyler değişecek bir arkadaşım diyor ki ya diyor çok iyi rakamlar diyor. Türkiye diyor çok iyi toparladı bu işi diyor. iyi bir yere götürüyor diyor. Keşke diyor Cumhurbaşkanı diyor konuşmalarında diyor daha çok Cumhurbaşkanı olarak konuşsa diyor. Çünkü CHP'ye atıp tutmaya başladığı zaman diyor zaten diyor ülkenin yarısı siyasi kimliğinden dolayı karşı duruyor. Zaten konstedil olmuş. O orada duruyor, bu burada duruyor. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Chat'te görüyorum şimdi. O ona küfrediyor, bu buna dislike ediyor, o ona like ediyor. Keşke bu dönemde böyle bir şey olsa. Çünkü korona günlerinde diyor, şu anda dinlenen bir Sağlık Bakanı var. Bir de İçişleri Bakanı vardı. Onu da küstürdüler. Değil mi? Adam ne güzel çalışıyordu ya Süleyman Soylu. Yani en nefret edenler bile diyordu ki ya Süleyman Soylu çalışıyor. Süleyman Soylu'ya da küstürdüler abi. O da kenara çekildi. Kaldı bir sağlık bakanı. Onu da yarın bir gün başına bir şey gelirse şaşırmayacağım yani. E kaldı cumhurbaşkanı. Şimdi cumhurbaşkanı da arkadaşım diyor ki haklı olarak ya iyi bir noktadayız. Şu korona günlerinde keşke daha bütün kucaklayıcı, herkesi kucaklayıcı bir konuşma yapsa da herkes onu dinlese. Çünkü öbür türlü ilk başta cumhurbaşkanı olarak konuşup sonra şey konuştuğu zaman millet eski ayarlara geri dönüyor onun dediği hiçbir şeye inanmamaya başlıyor. Yani konuşmanın ilk yarısı da güme gidiyor. Bence haklı. Yani şu anda kim var? Bu şeyin yüzü kim var? Bir Fahrettin Koca var. Bir Nihat Özdemir var. <laughs> var abi Nihat Özdemir de <laughs> şu anda şey yani. ya yani Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu var bildiğiniz gibi. Hep herkesten daha iyi bilen. E bir de Cumhurbaşkanı var konuşan. Başka kimse yok ki işte. Fahrettin Altun arasında şeyle ilgili konuşuyor. Dış basına açıklama yapıyor. Onun dışında yani bir bütünlük de var. Bu korona ile mücadelenin yüzü şu anda bence Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte oradaki onun söylemi de çok önemli. Arkadaşım da diyor ki ya ikinci dalgayı yemesek bari diyor. Bak ne kadar iyi toparlıyoruz diyor. İyi gidiyor Türkiye diyor. Üçüncü dalga gelecek diye korkuyorum diyor. Çünkü millet diyor siyaseten diyor siyaseten farklı düşündüğü için diyor ne dese yapmayacak diyor yani yüzde Niye? Çünkü konsolide olmuş durumda. Çünkü yıllar boyu gelen siyasetten dolayı bir kutuplaşma oluşmuş durumda. Şimdi bu korona aslında herkes için bir fırsat. Yani CHP'li için de fırsat. Şimdi Mansur Yavaş gidiyor Ankara'da şeyleri kapatıyor değil mi? Bakkal şeylerini kapatıyor. Ya da diye bileyim Ekrem İmamoğlu askıda faturayı şey yapmış. Şimdi mesela Tunç şey Tunç Sayar neydi ya İzmir Belediye Başkanı da aynı söylemde gidiyor. Şimdi onlar şunu yapıyorlar mı? Ee, kardeşim askıda şey var, fatura var. E bunlar CHP'li. AK Parti'li misin? Seni almıyoruz diyorlar mı? Ya da gidiyor bakkala diyelim oradaki adam. Aç bakkalda kim borcu var? Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Hüseyin Efendi. E bunların hangisi AKP'li, hangisi CHP'li diyor mu? Demiyor. Hepsini yatırıyor. Herkes yatırıyor. Millet yatırıyor abi. Sen giriyorsun ben askıda fatura olduğum zaman şey diyor muyum? Ya, bu AK Parti'nin CHP'li demiyorsun ki. Dayanışma böyle bir şey. Korona işte bize bu şansı sunuyor ya. Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi için büyük bir fırsat. Hangi partiden olursa olsun. Artık bu eski ezberlerle, eski kutuplaştırıcı şeyle gidersek biz bu koronaya yenileceğiz. Ona korkuyorum. Yani sandıkta kaybetmeyecek bunu, bu söylemde gidenler. Korona da kaybedecek. İkinci dalgada, üçüncü dalgada şey yapacak darbe kaybedecek. O yüzden bence önemli. Ha, Nihat Özdemir kafasına göre takılıyor. O ayrı Türkiye Futbol Federasyonu. <laughs> Onlar takılıyor. Oradan da ardı ardına şeyler geliyor yani. Nerede bakayım açıklamalar gelmeye başlamış. Onunla başlayayım dur. Futbol kulüpleri açıklama yapıyor ardı ardına. Diyorlar ki Beşiktaş'tan gelmiş. Heh, Tunç Soyer biraz önceki isimde. Beşiktaş ee, diyor ki sağlık ekibi danışmanımız Kerim Ülkü'den çıkan 8 Mayıs Cuma günü tesislerde tüm futbolcuların te te çalışanlarımız on, test yaptırmışlar. Testi pozitif sonan, sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi süreci başladı diyorlar. Beşiktaş'tan var, Galatasaray'dan var. Nasıl başlayacak bu işler yani? Bugün Fatih Altaylı da onu yazmış. <laughs> Nasıl olacak diyor yani. Trabzon şampiyon. E Galatasaray'da korona çıktı ne yapacaksınız? 14 gün şey alacağız sizi. Ee, karantinaya. Nereye? Bingöl Kız Yurdu'nda. <laughs> Öyle ya. E, ne olacak diyor? Nasıl olacak bu iş? O soruların cevabı yok. Ya şu Burcu Esmer soyun. <laughs> Göstersene Emre şu. Burcu Esmer soyun şu korona günlerinde tabii şimdi influencerlar da ne yapsınlar? Taş mı yiyecekler yani? Onlar da evde Ekmeklerini çıkartmak için çeşitli numaralar çeviriyorlar. Onlardan bir tanesi de Burcu Esmer soyut. <laughs> uçarak, zıplayarak yaptığı bu video. Yani reklamcı kardeşlerimiz Allah size akıl fikir versin. Çok teşekkür ederim. Böyle, bu kimin aklına geldiyse hem aklına gelip hem de bunu uygulatmak kolay bir iş değil bak. Hangi kreatif direktör bunu düşündüyse bu fikri hangi direktör Burcu Esmerso'ya gidip anlattıysa, ikna ettiyse ona bence e, ekstra prim yazmak lazım. Çünkü insanı bu kadar rezil eden bir kampanyada oynatmak için sadece para vermek yetmez yani. Hani <laughs> Mesela bana desen ki ya Cüneyt şöyle bir süpürge var E kanala katkıda bulunacağız tamam ne yapacağız iki dakika boyunca zıplayacaksın <laughs> derim ki ya la like get derim ya yani. ne zıplayacağım sormam yani hani <laughs> ne kadara <laughs> zıplayacağız da ne kadar zıplayacağız ya bu <laughs> şimdi ne kadar zıplamıştır Burcu Hanım bilmiyorum yani ama umarım değmiştir aldığı <laughs> rakama yani şu neyse ya tabii bugünlerde en zorlanan ekiplerden bir tanesi de ne yazık ki influencerlar abi ne yapacaklar? Eskiden geziyorlar. Oraya gittim para, buraya gittim para, şunu denedim para. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> para yok. O zaman zıpla. <laughs> Videoyu yayınlayamıyorum. Telif var o yüzden ama bir girin bakın yani. Burcu Esmer Soy'a buradan selamlarımızı iletelim. Bizim de yüzümüzü güldürdü ama gerçekten e, şahane e, şey Gerçekten gayet renkli zaman geçirdi. Semiha Yankı. Semiha Yankı hatırlıyor musunuz? Seninle bir dakika. O değil mi ya? Semiha Yankı'nın şarkısı neydi? Sevişmek bir dakika, sevmek bir ömür müydü? Niye bir dakika abi ya? Bu kadar da hızlı olmasın. <laughs> Şarkıyı yazanlar da bir dakikayı indirmişler, harcamışlar yani. <laughs> sevmek bir ömür müydü? Sevişmek bir dakika bari birkaç dakika falan deselerdi. Neyse Semiha Hanım sanırım onun hesabı Mavi Tık da var bir tweet atmış turnayı gözünden vurmuş. Diyor ki deniz kenarında yürümek yasak AVM açık. Deniz kenarında ya da sahil kasabalarında restoranlar kapalı AVM'ler açık. Bu nasıl bir iş, bir iş anlamak mümkün değil. Kapalı alanlar açık, açık hava kapalı, aklıma bu gayet olun diyor. <laughs> Semiha Hanım, Valla yani belki Erovizyon'da yüzünüz gülmedi ama şu tweetinizle bizim yüzümüzü güldürdünüz ve de şahane tespit. <laughs> Doktor bu ne iş sahiden şimdi? Sahide yürüyorsun yürümek yasak. E AVM'ye git. <laughs> Abi AVM kapalı ya Ardo daha çok kapalı. Olmaz oraya gidebilirsin. <laughs> Niye? Alışveriş yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Restorana gidemezsin. Neden? Açık havada oturamazsın. Mikrop kaparsın. Kapalı alana gidebilir miyiz? Evet. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Comedy Max. Ah, ah. Deli gibi bir şey olduk. Farkında mısınız? Biz sinirleniyoruz, bir gülüyoruz yani. Hafif hafiften koronadan ölmezsek delirip öleceğiz yakında yani. Kafayı yiyeceğiz yani yavaş yavaş. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu Nasıl bir tedbir alacaklarını açıklamışlar. Hava yolları açılacak ya yavaş yavaş. Oralar da kapandı tabii. Herkes maske takacakmış. Maske takmayını geleceğiz alacağız diyor. Tak maskeni, herkese takacağız. İkinci yolcuyla yakın çalışan personel, güvenlik ve danışmadaki arkadaşlar siperlik ta takacaklarmış. Ee, bazıları eldiven takacakmış. Bayanlar bone takacakmış. Termal kamera sistemi kurmuşlar. Semptomlar varsa zaten hiç gelmeyin havalimanına diyor. <laughs> Kadri Samsunlu da alem adam ya. Semptom varsa boşuna hiç gelme bile yani. <laughs> Uğrama, uzak dur bizden. <laughs> Ondan sonra hijyen takımı kuruyorlarmış. Çalışan personel gibi dolaşacak ve kurallara uymayan yolcuları uyaracaklarmış. Bir lounge kesin açık olacakmış, ona karar vereceklermiş hangi loungen açık olacağına ellerin dokunduğu her şey havalimanında önlem var diyor. Bagaj, tahliye yolcusu geçen gün bagaj alacak elleyemiyor diyor mesela. Geçen gün eldiveni verdim demiş. Nereye söylemiş bunları? Bir demeç mi vermiş? Bunları bir kaynak bilir, bildir Alexandra. Arzat kardeşim. Alex de Souza. Söyle bize yani. Öyle kafadan milletin haberini araklayıp koyma buraya. Söyleyelim, referans söyleyelim. İntihal yapmayalım. Gençler, ergenler. Çalmayın. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika ya. Şarkıyı şimdi hatırladım. Bir dakika nedir ya? <laughs> Sevmek bir ömür sürer, sevişmek on dakika. <laughs> Bari on, on beş dakika falan olsun. <laughs> özür dileyeceksin. Sevişmekten özür dile. Hemen yazmış oraya. Bir arkadaşım diyor ki bu özür dileme nedir ya Cüneyt diyor. Abi dedim bu ergenlerin dünyasına girmek kolay değil. Ben de anlamaya çalışıyorum. Bir sürü şey dönüyor orada. Herkesten herkes birbirinden özür, de, dile özür dilemesi istiyor diyor. O yüzden diyor şey diyor. Dedim yani. Devam ediyorum. Sağlık Bakanı da AVM'ler için alınacak tedbirleri aç açıklamış. O da bildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacakmış. Kişi sayısı her me 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacakmış. AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecekmiş. İşte tıbbi bez maske takılacakmış. Ateş ölçülecekmiş. 3 saatten uzun olmayacakmış. 3 saat ne yapıyorsunuz AVM'de kardeşim ya. Delirdiniz mi yani? <laughs> ne yapacaksın 3 saat? Gidelim bir AVM'de şöyle bir takılalım 3 saat. 3 saat bir gezelim. Oo çok iyi oldu AVM'ye geldiğimiz. Bu oynar grup da bir açıklama yapmış. Onlar da diyorlar ki mesela biz diyor şey denet denetmeyeceğiz. Denetlemeyeceğiz diyor yani. Hakan Çelik'e söylemiş hafta sonunda. Bak Alex şimdi şey yaptı. Hakan Çelik de CNN Türkiye konuşmuş. AVM'lerdeki şu şartlara bakıyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. Kim, hangi akıldınız gidecek bu AVM'lere? Ne yapacaksınız gidip anlamıyorum yani. Liste bitmek bilmiyor Sağlık Bakanı'nın açıkladı. <laughs> Zırh ki bilmem ne yap. Ay Allah'ım ya. Kenan biliyorsunuz bugün CNN Türk'te 5 ne 1 kda şeye girdik. E, hastanelere. Bu yoğun bakım odalarına. Kenan bir giyindi. Normal hemşirenin, doktorun her gün giyindiği şey. Fakat abi her gün giyindiği şey savaşa gider gibi giyiniyor. Bizim Kenan da savaş muhabiri yani. Mogadişu'ya gitmiş, Arakan'a gitmiş, Halep'e gitmiş falan yani. Hani savaş yerlerinde oğlan taş gibi duruyor. Zaten Kenan taş. <laughs> Soyadı da taş Kenan'ı. Fakat abi yani savaş diyoruz az diyoruz valla. Bizim sağlık personeli bir giyiniyor. Bir kat tulum oraya maske üzerine siperlik. Kenan'la Fatih giymişler. Kenan bayıldı. Bayağı düştü olan yani. Kendisini Türk doktorlarına emanet etti. <laughs> Neyse ki doktorlar hemen müdahale etmişler. <laughs> Kendine geldi. İnsan yani düşünsenize Kenan savaş muhabiri herif. Oğlan gazeteci. Herif demeyeyim şimdi ayıp olmasın. Savaş muhabiri gazeteci. Yani bir saatte fenalık geçiriyor. Bir de bizim sağlık personelini düşünün ya. Son iki aydır her gün günde yedi saat, sekiz saat öyle çalışıyor. Bir izleyin bak YouTube'dan şey bakın bir CNN Türk'te 1 bir şeyini. Göreceksiniz yani biz böyle uzaktan laf ediyoruz da orada az bir şey yapıyoruz ya yani, az övüyoruz. Daha çok övmeliyiz sağlık çalışanları, daha çok takdir etmeliyiz. Ligler 12 Haziran'da hatta hiç başlamama ihtimali daha yüksek. Türkiye Futbol Federasyonu hatasının farkında şu anda Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devlete sormadan aldığı karardan nasıl geri döneceğini konuşuyorlarmış. Kim yazdı bunu? Bir arkadaşım yazdı. Kulis bilgisi olarak. Şimdi Nihat Özdemir olmak da zor abi. Düşünsene. Çıktın dedin ki ligleri başlatıyoruz. <laughs> ya yani tam öyle demedin de öyle bir şey söyledi şimdi. E, bütün kulüpler dediler ki ya biz oynamak istemiyoruz. Şimdi nasıl döneceksin? Ulan nasıl döneceğiz buradan? <laughs> geri vitese takacağız ama <laughs> Sözlerimizin arkasında izin desek olmaz. Bence bunu en iyi kim yapar biliyor musunuz? Nihat Özdemir de o yükten kurtarsın. Abiciğim, Sağlık Bakanı desin ki ya biz bunu istemiyoruz desin. Bilim kurulu çıksın. Nihat Özdemir de zorda kalmasın. Yani şeyden hani şöyle yukarıdaki de bakıyoruz ya yani o manada zorda kalmasın. Bir de hastasıyım ya. Böyle şeyler var ya herkesin bildiği sırlar. Herkes biliyor, her şeyi farkında da söyleyemiyorlar yani. Neden? Silver is coming. Bir tek ondan da değil yani. Öyle bir alışkanlık oluştu. Sağlık Bakanlığı taksiciler için alınacak tedbirleri açıklamışlar. <laughs> Fıkra bu kadar. <laughs> Şimdi işini iyi yapan, tertemiz taksisine bakan, Türk yabancı ayırmayan, yabancıları kazıklamayan abi şoför değiştirmeye gidiyorum diye seni yarı yolda bırakmayan, hangi nereye gidiyorsun diye sormayan, taksicileri taksicilere lafım yok. ha <laughs> böyle taksici var mı o ayrı onu bilmiyorum yani. Abi taksiye bir biniyorsun. Yani taksiyi hangi sağlık tedbirini alacaksın? Taksiyi değiştirmen lazım komple yani. Neden? Plaka 1 milyon lira, taksi 15 bin lira yani. Öyle bir orantı var yani. Taksiyi almışlar abi. Renault 12 diyelim. Artık kalmadı ya sadece çiftçilerimiz kullanıyor. 10 yıldır aynı. Zaten yıkamak da yok. Zaten sigara içiyor içeride. Aa, sana o dokunmaz değil mi diyor. Dokunuyor diyorum. Boş ver o zaman diyor. Takma diyor mesela. <laughs> Şimdi ne diyeceksin bu takside? Nasıl tedbir alacaksın yani? Ne yapacaksın? Taksi ben size söyleyeyim. Sağlık Bakanı'nın alacağı tedbirleri. Korona tedbirleri şu. Bir, nereye gidiyorsun diye sormayacak. Öyle kısa mesafe, uzun mesafe ayrımı yapmayacak. İki, saat üçte ya hangi tarafa ben şoför değiştirmeye gidiyorum demeyecek. Üç, sigara içmeyecek. Daha bunlar olsun ondan sonra ben korona tedbirlerine geleyim yani. Yoksa oraya gelene kadar o. Dört, Türksün ben işte birisini bekliyorum işim var demeyecek yani. Taksicilerden özür dile. Özür dilerim taksiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 Mayıs'ta başlayacak serbestliğin henüz erken bir açılma olduğunu belirtmiş. Buna rağmen normalleşme adımları atırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenleme getirilmemiş. Yani 11 Mayıs'ta normalleşme başlıyor ama toplu taşıma kurallarındaki olan düzenlemeler devam etmektedir diyor. Zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayınız ya Murat Ongun bu ne? Adam işe gidecek abi zaten. Ha yaşlıysa tamam biliyorum. T500'e binip turlayanlar da var öyle. <laughs> öyle var ya 65 üstünde bedava. E ee, biniyorlar geziyorlar öyle amcalar dedeler. <laughs> Murat millet işe gidecek kardeşim. Öyle şey yapma. Mecbur ol olmadıkça evden çıkmayın ne yani? Toplu taşın yerine kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz. İyi tamam. Bundan sonra Metrobüs kullanmayın abi. Bir ne yürüyün. Nereden? <laughs> başla abi sen. Bağcılardan başla Taksim'e kadar yürü artık. 4-5 saat. Sağlığa da iyi gelir. Açık hava. Havalar güzel. Niye yürümeyeceksin ki? Biraz erken kalk kardeşim. 5'te kalk. 9'da iştesin işte. Daha ne olsun? <laughs> Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız yoğun saatlerde değil. Sabah 10'dan sonra akşamda 16'dan önce taşıma araçlarını kullanınız. <laughs> Gidiyorsun ofise saat 11. Ne oldu? Bana değil Murat Ongun'a sor. Neden? E o dedi ondan önce kullanmayın dedi. <laughs> Rahatlasın diye bekledim. İyi şeymiş bu. Ben bilmem. İstanbul Büyükşehir bilir. Otobüs duraklarında, me metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metreyle koruyun. <laughs> Rahmetli vatan şaşmaz dışında metrobüse binip 1-2 metre uzak durabilen kimse var mı ya? <laughs> Şeyde biniyorsun herkes zaten üst üste. <laughs> <laughs> Biz sabahları Keçiören'de binerdik böyle iki tane otobüs gelirdi. Bir 19-20 otobüsü vardı bir de 19-45 otobüsü vardı. Herkes aynı. Gidiyorsun öğrenci, işi Herkes bekliyor böyle. Bir tane boş otobüs geliyor çünkü bizimki son durakta abi. Yani şeyden ilk durak, ilk durak, son durakta oradan bir giriyor hepsi dolu. İtiyorsun iki kişiyi sokabiliyorsun içeri. Birazdan itiyorsun üç kişi <laughs> ve herkes bekliyor ya, Türkiye'de değişmeyen birkaç şey var. Niye bu taksicilerin ruh hali değişmiyor abi. Yıllar geçiyor, hükümetler geçiyor, belediyeler değişiyor falan. Kimse bunu düzenleyemiyor yani. Niye? Taksici lobisi dokunulmaz çünkü. İki abi bu toplu taşıma meselesi. Metroyu yapıyorsun, yerin altını kazıyorsun, tüneller açıyorsun abi yine de giriyorsun yani. Herkes üst üste. <laughs> Neyse ya Murat, Murat Ongun ne diyordu abi? <laughs> İki metrede <daha>. <gülüyor> gülüyorum metro istasyonlarında iki metre duracaksın otobüs durağında. Taksim durağı, Taksim, Taksim otobüs durağı hala öyle değil mi? Metrobüs durağı aşağısı. Herkes abi şey gibi. 150 kişi binmeyi bekliyor. Bir tane otobüs geliyor. Herkes iterek imece usulü biniyor. Başka? Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven koltuklarına toplu taşıma araçlarındaki tut amaçları dokunmamaya özen gösteriniz. <laughs> abi şimdi Murat nasıl olacakmış? Otobüse bindim de dokunmuyorum. Neden korona kapacağım? <laughs> Şimdi düşünsene abi bir sürü insan. Aa, beyefendi ne yapıyorsunuz? <laughs> Murat Ongun'a sor abi dokunmuyoruz hiç. <laughs> Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız. Tamam <laughs> hadi kırmayalım. Yedinci, altıncı maddeyi yapabiliriz. <laughs> ya Allah aşkına. Bu diyeceğinize ne bileyim. Yani sefer sayılarını arttırdık diyin, nasıl diyeyim? Otobüse binme sayısını şunla kısıtlıyoruz diyin. Metroda şu bir şeyde şu kadar olacak Bu diyin. Bir açıklama olmuş yani. Olmamış. <laughs> İstanbul'dan sonra İzmir'de de askıda fatura uygulaması başlıyor. Artık bunu biliyorsunuz. Söylemiştim zaten. Burcuyu söyledik <laughs> zıplayarak. Burcu seni bir süre bu zıplayan şeyiyle hatırlayacağız yani. <laughs> ne kadar vermişlerdi O reklam görüşmesini düşünseniz ya. Merhaba Burcu Hanım'a bir iş teklifiyle gelmek <laughs> istiyoruz. Nedir? Bizim bir süpürge var. Evet. İşte o süpürgenin tanıtımını yapacağız. İlginç bir fikrimiz var. Nedir? Burcu Hanım zıplayarak dolaşacak evde. <laughs> Acaba sormamışlar <mıdır>? Sebep? <laughs> Vardı yani. Size ben niye zıplayacak? İşte süpürge yaparken sıkılmasın diye. <laughs> Ay Allah'ım ya, zıpla. Bana öyle bir reklam teklifi gelmişti. Geçen yıl reklamda oynar mısın? Dedim ki Cüneyt Özdemir taşmayacak, oynar istedim. <laughs> Geldi. Şimdi Cüneyt Özdemir olarak değil böyle bir fabrika müdürü falan gibi şey yapıyorum bir tane oğlan bir sonra çektiler bunu hatırlamıyorum. Çok. <laughs> i̇şte ben böyle saçlarımı bir yantinle şey yapmışım, jölelemişim. Oturuyorum. Güya zengin adamım. Benim oğlum da bir tane kızım da bir tane YouTuber'la beraber olmuş. <laughs> ben diyorum ki YouTuber'a benim kızı bırakmak için kaç takipçi istiyorsun? <laughs> o da diyor ki işte şu kadar. <laughs> Peki verdim falan böyle. Absürt bir reklam yani. Şimdi ergenler bayılıyor ya böyle şeyleri. Dedim ki tamam fena bir şey değilmiş. Ee, e, fena bir şey değilmiş dedim. Oynayabilirim belki de dedim. Ama ya yani bunu oynamam için de bir bedeli olması lazım yani. Şimdi böyle bir <laughs> absürt bir role girmem için yani. kos koca Cüneyt Özdemir şimdi böyle bir YouTuber mı olacak yani? YouTuber gibi mi çıkacak? <gülüyor> Dedim. <gülüyor> Sonra o da bana bir rakam yolladı. <laughs> Genç de çok da iyi bir e, insan eminim yani. Tanışmıyoruz ama sosyal medyadan tanışıyoruz Instagram'dan falan. Baktım rakamın şöyle bir. De. Dedim ki sanırım bir sıfırı unutmuşsunuz bunda. <laughs> Öyle <mi> abi şimdi? <laughs> ya yani böyle bir role gireceksek oraya bir sıfır daha eklemek lazım ya. Yani. Bu olmaz yani bu arada. <laughs> Olmadı. Gördüğünüz gibi. YouTube'da karşınızdayım işte. Şimdi burada küçük işletmelere para verdiler. Ancak paralar doğru adrese gitmedi diye kıyamet kopuyor. 660 milyar dolarlık program kongre tarafından kötüye kullanıldığı yönünde Şeyler var, tartışmalar var. Yeni bir paket daha açıyorlar. Dün dedim ya burada 30 milyon işsiz var. Bir izleyicimiz diyor ki ya diyor Amerika'yı kötüleyip durma diyor. Yani, ne kötüleyeceğim işte olanı anlatıyorum sana. 6 trilyon dolarlık paket açan ülkeden bahsediyorum yani. Hatta yeni dün konuşuluyor. Burada böyle dör, iki çocuklu bir aileye ayda 8 bin dolarlık bir yardımdan bahsediyor Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Asgari ücret gibi düşün. 8 bin dolar yollayacaklar sana ki geçin diye. Çünkü neden? Millet aç, aç, millet aç. 30 milyon işsiz var yani. O yüzden. Brezilya'da virüsten daha tehlikeli olan bir şey varmış. Ki ne dersiniz? Neymiş? Virüsten daha tehlikeli bir şey. Brezilya'nın başkanıymış. <laughs> Bugün bir yazı yayınlamışlar Lancet diye bir şeyde. Diyorlar ki Bolsonaro ile ilgili Brezilya'nın koronavirüsle savaştaki en büyük tehdidi bu diyorlar. <laughs> Yazıda aynı zamanda e, izlediği stratejiyi değiştirmesi gerektiği yoksa virüsle etkilenen bir sonraki kişinin bizzat kendisi olacağı söylenmiş. 150 binden fazla vaka varmış, 10 binden fazla ölüm kaydedilmiş. Brezilya'daki en büyük yayılma oranı Brezilya'daymış şu anda. Bolsonaro da geçen ay demiş ki protestocular ne yapayım ne yapmamı istiyorsunuz kardeşim demiş. Bu kadar. Portekiz'de mesela askeri ücretlerin dörtte biri tüm gelirini kaybetmiş. Yani hiç iş yok, umut da yok. İş bulmayın umudu da yok, imkanı da yok. Meksika ve Brezilya'da araba üretimi de durmuş. Hatta burada dün acayip fotoğraflar vardı. Lüks araba yok, arabalar da yok. Hatta burada bakın ilginç bir şey var. Sigorta şirketleri arabalar kullanmadığı için bazı şeyleri geri ödüyor. Onu size vermeyi unuttum. O da ilginç bir gelişme binlerce aracı böyle bir askeri havalimanına çekmişler. Niye? Kiralayamıyorsun, bilmem ne yapamıyorsun. Millet dışarı çıkmıyor, şey yapmıyor. Hava yolları da ergenlerin anlayacağı şekilde dersek üç buçuk atıyorlar. <laughs> Niye? Çünkü batıyorlar, kimse uçmuyor bak. Southwest Airlines var. 815 milyon dolarlık asla için 20 tane uçak satacakmış ya da uçakları kiralayacakmış. Ee, hava, 10 milyar dolardan fazla kayıp yaşanmış. Hava trafiği Mart ayından bu yana %95 düşmüş. Bak artık uçak bakın, görünce şey diyoruz. Aa uçak! Aa uçak! Uçuyor! Süpermen! <laughs> Delta seferleri kısmış falan. Air France yolculuk kuralları açıklamış. Ateşini ölçekmiş tüm yolcuların. 38 dereceyi aşanların uçuşlara alınmayacağı söylenmiş. Ee, ve de böyle. Bu kadar size bugün anlatacaklar. Daha var da başlar, ilginizi çekmez yani. Yoksa anlatırım yani ne olacak yani. Nedir bu TikTok meselesi? İnsanlar otobüslerin arkasından koşuyor hala. Kim koşuyor? TikTok'ta bir şey mi oluyor Alex? Anlat bir şey yazmışsın anlamıyorum ne yazdığını. Trump'tan haber yok mu? Trump'tan haber yok. Trump'ın etrafında birkaç kişiye virüs bulaşmış, o konuşuluyor. Basın danışmanı var, eski Fox TV sunucusu. O da sözcü oldu. Onun bazı gafları konuşuluyor. Onun dışında sizden gelen sorulara bakıyorum. Var mı? THY çöksün hemen. Ha, THY çökünce sen kazanıyorsun. Niye? THY ama onlar AK Parti. Şu anda AK Parti iktidardı. Evet, THY çöksün. Gerizekalı. THY'ye çökünce sen neyle gideceksin memleketine? Binip yine bir uçağa bineceksin değil mi? Ya, tamam. <laughs> Şeye binebilirsin. Ulan bari uçakları ayırmayın ya. <laughs> THY'ye AK Partili. Ee, ben binmiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Fıkrayı anlat. Anlatmayacağım. O fıkra bana kalacak. O fıkra benimle mezara gidecek. <laughs> Başka? Abi bedelli. Bedelli yine bedelli. Çıktı mı bedelli? Bedelli çıktı, bedelli çıkmadı. Bedelli çıktı, bedelli çıkmadı. Bedelli çıktı, bedelli çıkmadı. Böyle geçiyor hayatımız. Peki. Bugün fırtına gibi bir yayın yaptık vallahi. Teşekkür ederim. Bugün beni izlediniz korona korona izlediniz. Yani aranızda şu, şu sahip kimse yok herhalde. Dur ya ben bir restorana gideceğim. Bugün de Cüneyt'i izlemeyelim. Aa ben bir yürüyüşe çıkayım. Cüneyt'i izlemeyelim bugün. Yo ben bir komşuya gideyim. Cüneyt'i izlemeyelim. Diyemediniz gördüğünüz gibi. Korona korona izlediniz. Yarın da herhalde öyle olacağı benziyor. <laughs> Yarında farklı bir konukla yeniden karşınızda oluncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.